arkin işler, yan dişler, ön dişler. Geçen derslerimizde çaprazlamaları yapmıştık. Şimdi ise akraba evliliğine bakacağız. Yine ben geçen ders biraz üzerinde değinmiştim. Ama arkadaşlar şöyle biraz daha detaylı olarak bakalım. Şimdi arkadaşlar akraba evliliğinin sakıncası şu. Yani illa akraba evliliği yapanların çocukları Asya engelli olacak ya da hasta olacak diye bir şey yok. Ama olma ihtimali çok yüksek Naz. Neden? Çünkü arkadaşlar bunların üst ataları ne yapıyor? Birleşiyor. Aynı aile oluyor. Ve üst atalarında olan çekinik bir gen birinin ailesi tarafından taşındı. Diğerinin ailesi tarafından da taşındı. Evet, çocuğumuzun annesi veya babası hiçbir hastalık taşımıyor olabilir. Neden? Çünkü annede de babada da o hastalık nedir? Çekiniktir. Ama bu iki hastalık taşıyıcısı anne ve baba evlendiklerinde ne oluyor arkadaşlar? İşte o iki çekinliğin bir anda ortaya çıkma ihtimali var. Annede var küçük A, babada var küçük A. İki tane küçük A bir araya geldi o çocukta. Aha, çocuk hasta olarak doğmuş oldu. Buna dikkat edelim. Evet. Arkadaşlar o yüzden kardeş çocukların evliliği birinci derecede, kardeş torunların evliliği ikinci derecede akraba evliliğidir. Ülkemizde ise bazıları oluyor. Özellikle arkadaşlar eskiden bu çok varmış. Bunun sosyolojik altyapısı da var. Bunun sosyolojik altyapısı da şu. Eskiden miras bölünmesin, topraklar bölünmesin, aynı ailede kalsın diye böyle bir yöntem izleniyormuş. Düşünsene bir sülalenin bir sürü toprağı var. Ne yapacak? Bu toprağın bölünmesini istemiyor. Başka bir aileye geçmesini istemiyor. O yüzden kendi ailesinin yakın çevresinde amca oğlu, dayı oğlu, hala kızı bilmem ne böyle böyle evlenmeler olmuş. İşte arkadaşlar buna dikkat etmemiz gerekiyor. Gelin görelim. Hocam bak, kardeş çocukları diyor ya orada kuzenlerden mi bahsediyor? Tabii birinci derecede aynen. Aynen. Arkadaşlar bakın anne taşıyıcı durumda. Küçük A o hastalığın geni. Baba da taşıyıcı durumda. Baktığınızda annede babada bu hastalık yok. Herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Ama bunların doğan çocuklarında ne yapma ihtimali yüksek? Hasta olma ihtimali yüksek. Bakın sağlıklı. Bu taşıyıcı ama sağlıklı. Baktığında dışarıdan hiçbir şey yok. Mesela görürsünüz bazı işte engelli bireylerin olduğu ailede bir çocuk engellidir ama diğer iki kardeşi sağlıklıdır. Doğru mu? Yani mesele ne? Bütün çocuklar hasta olacak diye bir şey yok. Ama şu ihtimal aynı sülalede olduğu için ne oluyor? Daha yoğun. Hiç alakasız iki kişi evlendiğinde de çocuklarında hastalık olma ihtimali var. Evet doğru. Neden? Çünkü bilemeyiz. Denk gelmiştir. Annede de o hastalık geni taşınıyordur. Babada da taşınıyordur. Taşıyıcı birey hasta değildir. Taşıyıcı birey sağlıklıdır. Hiçbir şey görünmez. Ama onların evliliğinden doğan çocukta böyle bir hastalık gelme ihtimali vardır. Anlaştık mı? Niye akraba evliliği sakıncalı? Soru gelebilir. Peki bu hastalıklar neler arkadaşlar? Ona bakalım. Mesela Akdeniz anemisi dediğimiz talasemi diye bir hastalık var. Bu olabilir. Yine ailevi Akdeniz ateşi FMF. Başıma geldi. Çok sakat bir hastalık arkadaşlar. Sakat bir hastalık. Bir anda karın ağrısı tutuyor. Ateşleniyor bu bireyler. Ölüyor zannediyorsunuz. Ben üniversite okurken, bekar evinde kalırken bir arkadaşım bir gece hukukta okuyor. Şu anda da hakim. Bir anda böyle bir şey oldu gece arkadaşlar. O çocuk da yani 3 aydır yanımızda kalıyor. Beraber kalıyoruz. Hiç söylemiyor bize hastalığını. Halbuki ilacı varmış. O ilacı alması gerekiyormuş. FMF hastasıymış. Arkadaşlar çocuğa bir haller oldu. Gecenin bir yarısı. Elimiz ayağımıza dolaştı. Çocuk ölüyor. Hastaneye zor yetiştirdik. Aldım böyle bir taksi buldum. Zar zor yani apartmandan taksi buldum. Normal taksi de gelmiyor. Zar zor çocuğu hastaneye attık. Hemen müdahale ettiler. Bize soruyorlar bildiğiniz bir hastalığı var mı? Yok bilmiyoruz diyoruz. Çocuğuz daha üniversiteye gidiyoruz. Ondan sonra bu neyse kendine geldi falan. Arkadaşlar dedik hastalığım senin durumun ne?
Ne oldu sana? Bir yediğin bir şey mi dokundu? Yok dedi, ben size söylemeyi unuttum. Ben dedi FMF'im. Sonra annesi babası geldi. Anladık ki annesiyle babası kuzenler ve evlenmişler. Yani sülalede FMF var. Ve anne baba da evlendiği için ikisi de taşıyıcı. Çocuk hasta. Ha sonra ne oldu bu çocukta bir derseniz? Ben o kadar gecenin bir yarısında onu koşturdum, hastaneye yetiştirdim ölmesin diye. Ondan sonra gitmiş demiş ki biz kaldığımız kişiler bana yardım etmediler. Ben onlarla kalmayacağım. Defol git, kalmazsan kalma. İyilik de yaramıyor. Bize söylemiyor adam. Ölecek gidecek haberimiz yok. İlacını almamış. Sonra babasını aradım, dedim. Bak dedim, çocuğum bana söylemedi. Ben bilmiyordum. Aynı odada kalıyoruz, yan yanayız. Söyleseydi dedim, ben aynı odadayım, ilaç kullandığını bilmiyorum. Çok sakat. Fenil ketonuri diye bir hastalık var. Bu da yine başıma geldi arkadaşlar. Bir öğretmen arkadaşım çocuğu doğdu. Hastaneye gittik. Bir baktık ki çocuğun kafa yapısı biraz büyükçe. Bir hastalık var falan. Sonra hocayla muhabbet ettik. Hocam dedik, nedir bu? Hani ben az çok fen de bildiğim için dedim, akraba evliliği var mı? Dedi ki evlendiğim kişi benim dedi, nasıl söyleyelim? Şimdi onu anlatmak da ilginç olur ama. Yani aynı köylüler ve birbirlerine çok yakınlar. Aynı köyden ve birbirlerine çok yakınlar. Aileler bir yerde birleşiyor. Dedik hocam yapma. Evet. Yine orak hücreli anemi var. Bu da arkadaşlar böyle bir hastalık da var. Burada da olay şu. Normalde kan taşıyan hücrelerin böyle yuvarlak olması gerekiyor. Fakat bunlar orak şeklinde oluyorlar. Dolayısıyla küçük olduğu için rahat hava taşıyamıyorlar. Bu kişilerde yine hava almakta, nefesi kesilmekte oluyor bazen. Ülkemizde akraba evliliği çok fazla var. Bundan dolayı düşükler oluyor, ölü ya da erken doğumlar oluyor, beyin felci oluyor. Mesela böyle eskileri, anneannelerinizi, babaannelerinizi dinlerseniz kesin bir iki tane çocukları ölmüştür. Vardır yani ailede. Neden? Bunların çoğu aynı köyden insanlarla evlendikleri için bu genlerinde var. Tabii bazıları o zamanki hastane şartları yeterli değil, doktor yok falan, bundan vefat etmiş olabilir ama bazıları da akraba evliliğinde. Anlaştık. Yine Mahsun Kırmızıgül'ün böyle bir filmi vardı. Güneşi beklerken, güneş doğarken böyle bir film. Doğu illerimizdeki akraba evliliğini anlatıyordu. Orada çok oluyordu yani, gerçekten o olaya dikkat çekmişti. Güzeldi. Tabii arkadaşlar bunları bilmemiz çok zor. Çünkü gen haritasına bakmamız lazım ailenin. Bunu bilmediğimiz için anne baba bakıyorlar sağlıklı evleniyorlar ama çocukları hasta olabiliyor değerli arkadaşlar. Hocam. Efendim. Hocam yukarıda söylediğiniz hastalıklar sonradan çıkabiliyor mu? Yani sonradan olmaz. Bunlar genlerde vardır. Okey? Sonradan tamam, olan hastalıklar değil. Ama çocuk doğar doğmaz ortaya çıkmayabilir. Belli bir yaştan sonra genler aktifleşir. Anlaştık mı? Çocuk 1 yaşında, 2 yaşında, 3 yaşında sağlıklıdır. Ama evet. Mesela yine yakınlarımızda biri var. Aynı köyden ve aynı sülaleden evlendiler. Birinci çocukları engelli. İkinci çocukları engelli. Üçüncü çocukları engelli. Üç çocuğu da engelli. Akraba evliliği böyle oldu. Evet. Tabii bilemeyiz bunu. Mesela şarkıcı Özgün müydü? Özgün diye bir şarkıcı var değil mi? Öyle bir pop şarkıcısı var. Onun çocuğu mesela Down sendromlu. Sonuçta evlendiği kişi ayrı bir aileden ama olabiliyor yani. Evet. Akraba evliliği olmadığı bir Türkiye'de daha sağlıklı bireylerden oluşan toplum olabilir. Bakıma muhtaç ve özürlü vatandaşlarımızın sayısını azaltabiliriz. Yeni nesillere sağlıklı genler aktarılabilir. Hastanelerdeki yoğunluk azaltılabilir. Tedavisi zor ve maliyeti çok yüksek olan bu hastalıklar, bu bütçe eğitime harcanabilir diyor da arkadaşlar, maalesef bizim ülkede hiçbir zaman ödenek eğitim aktarılmaz. Yani şöyle bir şey duymazsınız. Yani bütçeyi kıstık, savunma sanayiden biraz kıstık, eğitim ayırdık. Bütün çocuklara tablet verdik falan. Yok öyle bir dünya. Öyle bir olay yok. İşte sınıfları küçülttük.
10 kişilik sınıflar yaptık, 12 kişi. Öyle bir şey olmaz. Çok zor Türkiye'de. Keşke olsa. Evet. Geçen mesela SMA hastalı bir tane baba bakanlığın önünde kendini yakıyordu. Gördünüz mü? Haberlerde. Yeter yani, çünkü yapamıyor adam, ne yapsın? Böyle bir hastalık gelmiş. Çok da zor. Tedavisi de çok pahalı. Ve Türkiye'de bunlardan çok var. Hatırlarsanız bu aralarda böyle gördüyseniz çok fazla bağış kampanyası oluyor. Her yerde para topluyorlar. Allah yardımcıları olsun. Çok zor bir hastalık. Evet. Arkadaşlar şimdi bakalım. Orak hücreli anemi hastası. Bakın baba sağlıklı, anne bakın sağlıklı. Şimdi buraya bakalım. Diyor ki 1, 3, 6, 7, 12'dekiler bireyler ise çekinik. Soy ağacı, soy ağacı 15 numaralı birey hasta. Bu hasta. 1, 3, 5, 1, 3, 6, 7, 12 ise çekinik hastalık aleyhine sahip. Olmayıp bunlar tamamen sağlıklı. Yani ne? Büyük A, büyük A. 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 Evet. Şimdi diyor ki hangi bireyler akraba evliliği yapmıştır? Kimler yapmış akraba evliliği? Bakın bakalım. 9 ve 10. 9 ve 10. Evet, bakalım. 9 ve 10 ne yapmış? Akraba evliliği yapmış. Bunlar yukarıdaki sülalede birleşiyorlar. Doğru mu? Bakın kimler evlenmiş? Bununla bu kardeş çocuklara evlenmiş. Doğru mu? Yani bu buna ne diyor? Hala diyor. Doğru mu? Bu buna ne diyor? Evet. Dayı diyor. Dayı. Yani birisi halasının kızıyla evlenmiş, birisi de dayısını, şey birisi halasının kızıyla, evet, birisi de dayısın. Arkadaşlar hangi çocuklar akraba evliliği sonucu doğdu? 15 ve 16. Evet, 15 ve 16. Hangi bireyler kesinlikle orak hücreli anemi? 15. Taşıyıcı diyor. Aa. 19. 16, 14, 17, 18. Ne diyorsunuz? 9 ve 10 hocam. 16 olur mu hocam? Bakın şimdi. Arkadaşlar bir kere şu annemizde var, değil mi? Olmasa zaten hastalık ortaya çıkma ihtimali var mı? Yok. Çünkü baba sağlıklı bu konuda. Annede var. Anlaştık mı? Anneden geldi. Anneden geldikten sonra bakın arkadaşlar, bunlarda da mutlaka var. Niye? Bunların çocuklarında da taşınacak. Sonra 9 ve 10'da da mutlaka var ki birleşti. Kimde ortaya çıktı? Bu çocukta. Anlaşıldı mı? Başta en büyük annede var. Sonra bu iki kardeşte var mutlaka. Çünkü bunlardan birleşti ve iki tane çocuk geldi. Bunlar da şey yapıyor, taşıyor. Bu ikisinde de vardı, bir anda burada ortaya çıktı. Bakın koskoca sülale 18 kişi var, sadece hasta olan bir çocuk var. Anlaştık mı? Evet. Dikkat, akraba olmayan insanların da çocukları olabilir. Denk gelir, evlendiğin kişi bu hastalığı taşıyordur, bilemez. Orak hücreli anemi hastası olan bireyin anne babası orak hücreli anemi aleli vardır. Evet, anne de melezdir, baba da melezdir ki birleştiklerinde bu ortaya çıkabilsin değerli arkadaşlar. Haydi bakalım soruları çözelim. Oya, Alp ve Naz'ın yorumlarından hangileri doğrudur? Sarı diyor ki sarı renk tohumlu, yeşil renk tohumlu. Bunlar birleştirilmiş arkadaşlar. Ve bakın ne çıkmış. 3 tane sarı, 1 tane. İlk kuşak tamamen ne? Sarı. Evet. Ne diyebiliriz? Birinci kuşaktakiler melezdir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Evet.
melez olmasalar burada yeşil renk çıkmaz değil mi? Evet hocam. Evet. Bezelyelerde sarı renk tohumu baskındır diyebiliriz. Evet. 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 Çoğunluk sarı. İkinci kuşak elde edilen sarı renk tohumların tamamı heterozigottur diyebilir miyiz? Hayır. 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 Sadece homozigot olursa doğru mu? Yeşil olması için küçük A olması lazım. Dolayısıyla bunu diyebiliriz. Soruların nasıl geldiğini anlıyor muyuz? Yorum soruları. Evet. Sarı tohum zarfı olan bireylerin atalarının genotipi hangilerinden olabilir? Evet. Sarı olanlar hangileri olabilir? Sarı tohum çekiniktir diyor. Bakın ona göre. Buradaki soruya göre çekinik olacak. Yani küçük A küçük A gelmesi lazım. Hangisinde gelir küçük A küçük A? İkide geliyor. Efendim? Bir ve iki. Evet arkadaşlar bir ve iki. Buradan çünkü mümkün değil. A'lar bastıracak değil mi? Ben anlamadım diyen var mı acaba? Sorsun. Hocam ben şey ikinin nereden olduğunu anlamadım. Efendim Nisa? Hocam 2'de nasıl oluyor? Nisa bak şu küçük ağlar birleşerek yarısını ne yapar? Sarı getirir. Çekinikmiş ya sarı. Ha tamam. Çaprazladık. Bakın büyük A, küçük A, büyük A, küçük A bunlar yeşil. Şuradan gelen küçük ağlar. Okey. Evet. Düz tohumlu ki düz tohum baskınmış o zaman büyük D olarak gösterelim. Düz tohumlu bir bezelye bitkisinin buruşuk tohum alenine sahip olduğunun ispatlanması için. Yani nasıl olacak bu? Heterozigot mu? İspatlanması için hangisi yapılmalıdır? Hadi bakalım. Düz tohumlu bir bezelye bitkisinin buruşuk tohuma sahip olduğunu ispatlamak istiyorsunuz. Hadi bakalım kimler çözüyor? Aferin. Harika. Aferin ya işte bu. Arkadaşlar burada C şıkkındaki gibi yaparsanız düz tohumlu iki bezelyeyi çaprazlayacağız. Evet büyük de küçük de büyük de küçük de. Bunlar dışarıdan baktığımızda nasıl gözüküyorlar? Düz. Ama çaprazladığımızda bakın ne gelecek bunlardan? Küçük de küçük de. Yani buruşuk. Ha, o zaman diyeceğiz ki bu düzlerde kesinlikle ne var? Evet buruşukluk geni var. Anlaştık mı? Tamam mıyız efendim? Haydi o zaman. Buyurun, böyle soru gelecektir. Denemelerde de, sınavda da. Mavi gözlü olan Ece'nin, mavi göz neydi? Çekinik. Soy ağacı verilmiş. Buna göre hangisinin doğruluğu kesin değildir? Evet, soru bir anda birkaç şeyi ölçmüş. Hadi bakalım. Aferin. Oo, bir dakika. Yanlış yapan da var. Eyvah. Evet dostlar, haydi. Aferin Eren. Kaan. Elif olmadı, Altay olmadı. Evet, şu an Eren ve Kaan bildi. Hüseyin dikkat, Tuğrul dikkat. Hocam biz?
Ömer ve Faruk aferin. Erdoğan aferin. Naz güzel. Şimdi arkadaşlar dikkat. Ece mavi gözlüyse hem annesi hem babasında melez değil mi? Melez olmalı ki ortaya çıksın Nisa. Asya. Anne ve babası melez ki birleştiklerinde ne olsun? Mavi gözlü olsun. Anneanne ve dedesi de melez olmalı ki bakın bunların kızı yani teyzesi Ece'nin ne olmuş? Mavi. O zaman anneanne ve dede de ne olacak? Melez. Teyzesi saf döldür. Evet bunun teyzesi budur. Saf döldür. Niye? Çünkü küçük küçük olursa ancak ne oluyordu? Mavi gözlü oluyordu. Evet. Dayısı melezdir. Bilmiyoruz ki. Dayısı belki ikisi de baskıngen ya da melez. Bilemeyiz. D yapan arkadaşları tebrik ediyorum. Konuyu anlamışlar. Diğer arkadaşlar hatalarını anladılar mı? Tamam. Evet. Bu yorumlara dikkat. Evet efendim. 7 ve 8. bireyin akraba evliliği yaptığı bilinen bir ailenin soy ağacının bir kısmı gösterilmiştir. Buna göre aile ilgili olarak hangileri doğrudur? Kolay soru olmuş. Dikkatli bakan çözer. Yani dikkatli bakan hemen olayı çözüyor. Arkadaşlar bunlar nasıl akraba olabilir? Ya 2 ile 3 kardeştir, doğru mu? Ya da 1 ile 4 kardeş olabilir. Ama arkadaşlar 6 ile 9'un kan bağı yok mu? Var. Bu da bunların çocuğu, bu da bunların çocuğu. Bunlar akraba ise bunlar da akrabadır. Değil mi? Mantık olarak. Evet. Düşünsene. Ben ve kardeşim akrabayız ama diğer iki kardeşlerimizin alakası yok. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Yok. Evet. Örneklerden yola çıkarak mutasyonu açıklayacağız arkadaşlar. Geldik mutasyon ve modifikasyon. Arkadaşlar bu buradan da mutlaka soru geliyor ve gelecek. Arkadaşlar hiç dikkat ettiniz mi? Van kedilerinin gözleri nasıl? Hocam ne dikkat edeyim? Van'la mı gittik? Van kedisi mi? Değil, farklı. Van kedilerinin gözleri nasıl? Biri yeşil, biri mavi. Biri yeşil, biri yeşil, biri mavi. Mavi bir şey mi? Değil. Bazı insanların saç, kaş ve kirpikleri beyaz. Biz bunlara ne diyoruz? Neydi bu olayın albino, adı? Albino. Albinoluk diyoruz değil mi? Albino. Peki bronzlaşma ya da vücut geliştirmenin doğacak çocuğa etkisi oluyor mu? Mesela futbolcu olanın çocuğu futbolcu, vücut geliştirmecinin çocuğu da kaslı doğuyor mu? Yok. Yok. Değil mi? Evet. Yani öyle olsaydı Cem Yılmaz'ın çocuğu doğuştan espri yapar. Yok öyle bir cümle. Tarkan'ın çocuğu direkt şarkı söyler, popstar olur. Evet. Peki. Arkadaşlar bunlar nasıl oluyor veya niye olmuyor ona bakacağız. Arkadaşlar mutasyon kelimesini daha önce duymuşsunuzdur. Mutasyon demek genlerde arkadaşlar meydana gelen DNA dizilimindeki değişiklik. Bak bu cümlelerin her biri bir soru. Bakın buradaki her bir kelime bir soru demektir. Dikkatli dinle. Bakın DNA kendine işlerken meydana gelen dizilimdeki değişiklik farklı genetik özelliklerin ortaya çıkmasına neden olur. Demek ki mutasyonda ne oluyor? DNA dizilimi bozuluyor. Anlaştık mı? Van kedisi aslında bir mutasyon. Hepinizin bildiği ne var? Bir film var. Neydi o? X-Men. İzlediniz mi X-Men? Var mı bilen? Evet. Wolverine falan var değil mi? Böyle buradan bir şeyler çıkarıyor falan. Ondan sonra aslında X-Men arkadaşlar bir çizgi romandır. Daha sonra sinemaya uyarlanmıştır. Ve oradakilere ne deniyordu? Mutant.
mutant, yani mutasyona uğratılmış bireyler. Mutasyona uğramışlar. Arkadaşlar işte canlının kalıtım materyali olan DNA'da meydana gelen değişimlere biz mutasyon diyoruz. Mutasyonlar hem üreme hücrelerinde hem de vücut hücrelerinde görülebilir. Evet, mesela senin vücut hücrende bir değişiklik olsa bu çocuğuna yansımaz, doğacak çocuğuna gitmez. Ama üreme hücrende bir değişiklik olunca bu kime taşınıyor? Çocuğuna da taşınıyor. Anlaştık mı? Vücut hücresinde olan değişiklikle üreme hücresinde olan değişikliğin farkı bu. Mesela arkadaşlar 1986 yılında bir facia yaşandı Ukrayna'da. Neydi o facia? Çernobil. Çernobil faciası. Değerli arkadaşlar, filmleri, dizileri yapıldı. İzlemişsinizdir. Gerçekten felaket bir durum. Şimdi arkadaşlar, Ukrayna'da yani Ukrayna'da yaşandı ama orada şu an hala yaşam yok. Hocam Türkiye'yi de etkilemişti değil mi? Evet. Arkadaşlar ama Türkiye'yi bile etkiledi. Evet. Türkiye'yi bile etkiledi. Neden? Hatta ne oldu? Bakın. Bakın. Şöyle gösterelim. Çaylara bulaştı değil mi hocam? Evet. Hocam bir adam çay içmiş ondan sonra. Evet ölmüş. Arkadaşlar hatta bakın bir bakanımız ne yapmak zorunda kaldı? Bakın bir bakanımız çay içti, çay. Radyasyona karşı halka güven vermek için bakın bakanımız Sanayi Bakanı Aral dinine imanına inanan radyasyon var demez. Radyasyon haberlerinin büyütülmesi yüzünden turizmimizde ticaretimiz de aksadı demiş. Evet. Ve ne yapmış dostlar? Bakın Sayın Bakanımız çay içerek demiş ki bak yok Cahit Aral. Bak yok demiş. Yok. Sonra hocam bu adam öldü çaydan dolayı. Efendim? Sonra bu adam kanserden dolayı öldü mü? Vallahi bilmiyorum. O konuda bir bilgim yok. Yok hocam o çay zaten başka yerden getirildi normal. Doğrudur. Bakın, Türkçe değildi. O açıklandı. Sonra kendisi özür dilemiş. Felaketi öğrendiğimiz zaman çok geç kalmıştık. Türk halkı için üzgünüm. Radyasyonlu dönemden diyor Sanayi Bakanı'ndan inanılmaz itiraf. Neymiş itirafı? Amcamız çayı içti. Kanserden öldü iddiası demiş. Bakın arkadaşlar olayın olduğu yer Çernobil. Şurası bakın. Türkiye'yi nereye etkilemiş görüyor musunuz? Evet. Arkadaşlar bu kanser şeyi yayılmış, radyasyon yayılmış. İşte arkadaşlar radyasyon böyle bir şey. Hani yine meşhurdur Cem Yılmaz abimizin bir esprisi var. Diyor ya küçük çekmecede diyor nükleer atık merkezinde diyor iki tane işçi çöpü karıştırırken diyor aha kaç radyasyon kaçmaya çalışıyor. Elektrondan hızlı koşacak adam diyor. Sopayla şeyi ellemişler nükleer atığı. Aa radyasyon kaç. Ben nereye kaçıyorum? Elektronlar hızlı mı koşacağım? Nereye kaçıyorum? Evet. Arkadaşlar dolayısıyla bu iş böyle bir iş. Radyasyon meselesi gerçekten bizi etkileyen bir şey. Çünkü genlerde değişiklik yapıyor. Şu an hala orada ne bitki yetişiyor ne bir şey oluyor. Girişe yasak bölge. Yine nerede var böyle girişe yasak bölgemiz? Japonya'da. Japonya'da mı hocam? O da nükleer bir olaydı arkadaşlar. Peki bu radyasyon ne yapıyor arkadaşlar? Her şeye işliyor. Bizim çaya da işlemiş ve Karadeniz'deki kanser vakaları artmış. Yani sadece adamın kendisi kanser olmamış. Çayı içenler de kanser olmuş ve o adamların kanser olanların çocuklarına da geçmiş. Niye? Çünkü üreme hücresine bulaşmış. Yani genlerle nesilden nesile aktarılmış. Evet söyle şimdi. Hocam mesela şey bu Çernobil dışında Japonya'ya atılan atom bombasından dolayı hala çoğu çocuk Japonya'da şey engelli doğabiliyor. Doğar. Evet doğar arkadaşlar. İşte arkadaşlar dolayısıyla mutasyonlar dölden döle aktarılır. Yani X-Men'deki Wolverine evlense onun çocuklarından da
diye böyle şeyler çıkabilir yani. Hocam zaten onun başka bir filmde çocuğu var. Eyvah, yaptılar mı onu? Amanın. Evet. Evet hocam. O da onda da 3 tane çıkıyor. Wolverine'de ya onda 2 tane çıkıyor hocam. Evet. Şişt, Martı'cığım git. Nereye geliyorsun dostum? Git. Martı da derse katılmaya çalışıyor. Evet. Arkadaşlar, radyasyon bazı kimyasal maddeler, ultraviyole ışınlar, yüksek sıcaklık, sigara katranı gibi maddelerle mutasyona sebep olabilir. Yani sadece Çernobil olması gerekmez. Yani sigara içende de böyle bir şey olabilir değerli arkadaşım. Dikkat! Gidip şimdi baba ne olur sigara içme. Olacak kardeşiniz varsa hasta olmasını istemiyorum demeyin. Yani illa olacak diye bir şey yok. Evet. Arkadaşlar mesela 4 boynuzlu keçimiz var. Değil mi? 4 boynuzlu keçiyle ilgili evet bakın bir mutasyon. Ankara kedisi. Bak bir göze bak bir ne kadar da tatlı değil mi? Aa evet. Bir elinde kaç parmak var? 9. Kaç? 6. 6 parmak değil mi? 6 parmaklılık. Bak bunların hepsi bir soru. Hocam ben de 5 soru. 2 başlı kedi. 2 başlı kedi. Evet. Arkadaşlar mutasyonlar genellikle biz zararlı olarak addediyoruz. Yani iyi değildir. Arkadaşlar, DNA eşlenirken yanlış organik bazla eşleşebilir. Normalde ne oluyordu? Adeninin karşısına timin, guaninin karşısına sitozin geliyordu değil mi? Ne kadar ilginç ya. Allah tüm canlıları 4 tane, biz harf diyelim, rakam diyelim, kodla kodlamış. 4 tanecik. Mükemmel bir kodlama ya. Eğer kodlama biliyorsanız, mükemmel bir kodlama. Daha iyisi olamaz. 4 harfle trilyar tane şeyi kodluyorsun. Mükemmel. Saygıyla eğiliyoruz. DNA'ya organik baz eklenmesi fazladan ya da organik baz çıkarılması gibi hatalar ne yapabilir? Olabilir. Mitoz ya da mayoz bölünme sayısında kromozomlar ayrılmayabilir. Nitekim Down sendromunda kaç kromozom var? Kaç? 47 idi galiba. 47. Evet, 47 lafını duyarsanız anlayın ki Down sendromudur arkadaşlar. Normalde insanda kaç kromozom var? 46. 46. Bir tanesi 46. Atışamıyor, yanında kardeşini de getiriyor. Halbuki biz ne bekleriz? Bir tane kromozom fazla olunca daha zeki olmak. Daha üstün. Ama Down sendromu oluyor arkadaşlar. Evet, buna dikkat edelim. Değerli arkadaşlar, yani ben bunu şöyle anlatıyorum. Bu çocuk dünyaya gelirken dizilimdeki bir bazın azıcık kayması ne yapar biliyor musun? Gözünün biri önde biri arkada doğabilir yani. Kulağının biri çenesinde olabilir. Her şey olabilir arkadaşlar. Nasıl mükemmel bir ihtimaller üzerine bina edildiğini iyi bil. Mükemmeller üzerine bina edilmiş durumdayız. Gerçekten. Bu çok önemli. Allah derler ya, özene bözene yaratmış. Harbiden de bizi Allah özene bözene yaratmış. Evet. Şimdi arkadaşlar unutmuyoruz. Bir, organik baz yanlış eşlenebilir. Fazladan organik baz gelebilir. Veya kromozomlar ayrışmayıp fazla kromozom olabilir. Bunlar da nedir? Mutasyon sebebidir. Bunlar sorularda gelecek ara ifade olarak benden söylemesi. Arkadaşlar mutasyonlar genelde olumsuzdur ama burada bazı şeyleri olumlu göstermişler. Olumsuz mutasyonları bilelim. Bunların her biri bir soru dedik. Albinoluk bir mutasyon. Down sendromu bir mutasyon. Albinoluk ne? Albinoluk dedik ya, beyaz olma. Saçın, başın, kaşın, her şeyinin beyaz olması. Hocam sanırım iyi göremiyorlarmış gözlükle. Evet. Orak yakın anemi. Hemofili. Hemofili ne? Arkadaşlar Allah korusun meclisten dışarı. Bir yeriniz kesildi. Ne oluyor? Hemen fibrinojen etkin oluyor ve pıhtılaşma başlıyor değil mi? Hemen yara kapanıyor. Hemofili bireylerde pıhtılaşma olmuyor. Yani yara kapanmıyor. Allah korusun büyük... Hocam hep kan akıyor değil mi? Evet.
büyük bir yaralanmada kanı durduramadığımız için vefat edemiyor. Yapışık parmaklılık, altı parmaklılık, tavşan, yarık dudaklılık vardır. Bizim yapışık parmaklılık gerçekten yani parmaklarımız yapışık mı birbirine? Evet, yapışıktır ikisi birbirine. Evet. Bütün kanser hastalıkları, dört boynuzlu keçi, iki başlı kedi ve yapışık ikiz, Siyam ikizleri, Siyam denmesi bir ikiz var. Birinin adı Si, birinin adı Yam. Oradan geliyor. Bu gerçek. Yapışık ikiz tam olarak anlamadım. Vücutları birbirine yapışık. Vücutları yapışık ayrı iki kafa var. Öyle bir film vardı hocam. Görmediniz. Ama adını hatırlamıyorum. Göstermeme gerek var mı? Görmeyen var mı? Yok, herkes biliyor. Peki. Yararlı mutasyon dediği ne? Van kedisi, Ankara kedisi, çekirdeksiz üzüm, daha büyük bitkiler, daha çok tohuma sahip bitkiler. İşte arkadaşlar yine onların genleriyle oynanıyor. Mutasyon yapılıyor. İşte bu olayda arkadaşlar önemli. Arkadaşlar gelecek işte burada. Bu mutasyonlarda değerli arkadaşlar biz ileride şunları göreceğiz. Belki hani cyborg dediğimiz yarı insan yarı robot varlıklar ya da Nazilerin yapmaya çalıştığı 2. Dünya Savaşı'nda üstün ırk oluşturmacılar. Evet, Naziler ne yapmıştı? Genleri zayıf olanlar, hasta olanları sabun yaptılar. Sadece Yahudileri değil. Orada Yahudiler gibi anlatılıyor ama hayır. Yaşlılar, hastalar. Bunların hepsini öldürüyorlar arkadaşlar. Niye? Üstün ırk yaratacağız. Yakışıklı adamlar, güzel kadınlar evlendireceğiz. Üstün bir ırk yapacağız. Bu. Hocam Almanya'da da öyle bir şey olmuştu değil mi? Evet. Of. Arkadaşlar bunu yapmaya çalışmışlar. Olmamış ama o bilim adamlarının hiçbirini öldürmemişler. Hepsi nereye gitmiş? Amerika. Evet. Amerika'nın bugün bilimde ilerlemesinin nedeni arkadaşlar o Alman profesörlerin kurduklarıdır. Onlardan genetikle uğraşmayanlar, ıvır zıvırları da bizim İstanbul Üniversitesi'ne gelmiştir Türkiye'ye ve onlar da çığır açmışlardır. İşte edebiyatçılar, şunlar bunlar gelmiştir. Onlar Türkiye'ye gelmiştir. İstanbul Üniversitesi'ne yerleşmişlerdir. Bu konuda İlber Ortaylı ve Celal Şengör dinlenebilir. Normalde Celal Şengör çok makbul bir adam değil ama orayı iyi bildiği için İstanbul Üniversitesi'ni iyi anlatıyorlar. O zaman Nazilerden kaçıp gelenleri. Hatta Einstein amcamız 1933'te kime mektup yazmış? Türkiye'ye. Atatürk'e hocam. Atatürk'e. Atatürk'e. Beni alın diye. Biliyorsunuz mu? Evet. Hocam beni alın diye değil de arkadaşlarını alın diye yazmış. Ben Amerika'ya gideceğim siz arkadaşlarını alın yazmış. Atatürk o zaman gerçekten çok saygınlı olan bir lider arkadaşlar. Dünya çapında artık çünkü kabul ettirmiş otoritesini. Bizi kurtarın. Çünkü Atatürk ne diyor arkadaşlar? 1936 yılında diyor ki çok geçmez. 5-6 yıla diyor Avrupa bir daha savaşacak diyor. Biliyor yani. Avrupa bir daha birbirine girecek diyor. Ve bunu biliyor. Ve planları aslında biraz da onun üzerine. Diyor ki bunlar bir daha birbirine girerse biz aradan sıyrılırız. Ama ömrü yetmiyor. Evet. Arkadaşlar bir albino birey. Bir albino kaplan. Bakın. Evet. Van kedisi. Down sendromlu bir kardeşimiz. Evet. Mutasyon anlaşıldı mı? Mutasyonu kavradık mı? Evet hocam. Harika. Şimdi geldik modifikasyon. Modifikasyon deyince aklınıza ne geliyor? Arabalardaki modifika geliyor hocam. Ne dedi onu? Ben dedim hocam. Doğan görünümlü şahinler var değil mi? Ankara'ya git böyle hala böyle Ankara havası çalan doğan görünümlü şahinler var arkadaşlar. Arabaya modifiye yapıyorlar. Hatta bizim abartıp Ferrari'ye modifiye yapan, LPG takan adamlarımız var. Biliyorsunuz Ferrari o aracı geri çağırdı. Ne dedi? Lan dedi fakir. Arabamı geri ver. LPG takmak ne lan dedi Ferrari'ye. Ferrari'ye LPG takıyor. Böyle saçmalık olur mu ya?
Allah aşkına. Evet. Yani benzin 31 olmuştu. Benzin kaç? 30. Motor. Mazot 30'du. Benzin de mi 30'a çıktı? Yok hocam, motorin 30'a. Motorin mi? Benzinliğe mi geçecek? Bizim araba dizeldi. Neyse. O da. Ya yok mu? Bu sabah da bizim çocuklarla kahvaltıda onu konuşuyoruz. Borla çalışan araba yapabilir miyiz? Açtık videosunu izledik. Ya arkadaşlar maalesef şu an mümkün değilmiş. Öğrendik. Evet. Şimdi diyecek ki kahvaltıda bor. Nasıl bir aile bunlar? Kahvaltıda bor konuşmalı. Böyle bizde böyle arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Güzel. Modifikasyon deyince benim aklıma bu geliyor. Arkadaşlar mutasyon dışında bazı değişiklikler oluyor. Bunlar daha çok kalıtıma bağlı değil de çevrenin etkisiyle oluşan özellikler. Arkadaşlar ancak çevrenin yaptığı bu etki bir sonraki nesle ne yapmıyor? Aktarılmıyor. Yani şimdi doğan görünümü şahin diyoruz ya, iki tane doğan arabayı evlendirsek çocukları şahin mi olur? Hayır. Ne olacak? Yine doğan olur yani. Araba evlendiriyorlar. Nasıl manyak bunlar ya? Evet. Çevre şartlarının etkisiyle bireylerin dış görünüşünde gelen kalıtsal olmayan değişikliklere modification diyoruz. Peki, bak önemli anahtar kelime. Lütfen iyi al. Modifikasyonda ne oluyor? Genin işleyişi değişiyor. Mutasyonda ne oluyordu? Genin dizilimi değişiyordu. Burada işleyişi değişiyor. Yani o bireydeki genin işleyişi değişiyor. Okey? Ve ortam şartları değiştiğinde canlı eski haline dönüyor. Ne gibi? Şimdi sen spora başladın. Efendime söyleyeyim, çok ağır böyle spor yapıyorsun. Ya da mesela Cristiano Ronaldo, değil mi? Şimdi şöyle yaptın mı baklavalar çıkıyor, doğru mu? Cristiano Ronaldo'nun çocuğunda baklava var mı? Yok. Yok, doğuştan yok. Var hocam. He, dur. Doğuştan yok. Hocam doğuştan yok ama var. Arkadaşlar şimdi Cristiano Ronaldo kaç yaşında? 35 mi? 37 yani. 37. Sen bir de Ronaldo'yu 45'te gör. Böyle hantal bir tane adam. Mesela eskiden bir Ronaldo daha vardı Brezilya'da, biliyor musunuz? Forvet, hani bize gol atan 2002 Dünya Kupası'nda. Evet hocam. Adam harikaydı. Süperdi. Şimdi gör, duba gibi bir şey. Böyle yürüyen bir fok. Ne oldu? Ne oldu? Şartlar değişti. Ondaki geniş değişi bozuldu. Dolayısıyla bu onun çocuğuna yansıdı mı? Yok. Ne oldu arkadaşlar? Sadece ondaki gen işleyişi değiştiği için o zaman öyleydi, şimdi böyle. Yani kaportayı değiştirmişti ama bir müddet sonra o kaportadaki yaptığı değişiklikler çöktü, eski haline geri geldi. Modifikasyona çok çeşitli şeyler sebep olabilir. Bir, sıcaklık. Evet, sıcaklık canlıların işleyişini değiştirebilir. Birazdan göreceğiz. Bütün sorularda karşınıza çıkacak bir hayvanımız var. Yine beslenme şeklimiz de arkadaşlar canlıyı değiştiriyor. Ne alaka diyeceksin. Ben de sana o zaman arıları anlatacağım. Işık miktarı, aldığımız ışık da yine genleri değiştirebilir. Nasıl gibi mesela? Bir ara hastalıkta artık o bırakıldı herhalde, değil mi? Bu şeye girmek, solaryuma girme hastalığı bitti değil mi? Var mı hala? Hala girenler var. Arkadaşlar solaryuma girip böyle zenci olmaya çalışanlar var. Arkadaşlar bu nedir? Solaryum bir modifikasyondur. Çünkü buradaki kişinin hocam, o şartlar altında, ışık altında genleri değişir, işleyişi. Fakat tekrar eski haline ne yapar? Gen geri gelir. Tabii burada özel bir örnek var. Michael Jackson. Değil mi? Michael Jackson ne hocam yaptı? Michael Jackson bir tane deri sorunu mu vardı? Yok, yani o olayın tamamen zirvesine çıktı. Bu arada Michael Jackson ölmedi diyenler var. Geçen bir video gördüm. Böyle Michael Jackson'a benzeyen bir arabaya biniyor. Diyorlar Michael Jackson ölmedi. Evet. Yüreğimizde yaşıyor. Evet. Toprağın pH değeri de değişebilir arkadaşlar. Bu da eski haline geri dönelim. Bir canlıda modifikasyon oluşabilmesi için anahtar kelime
çevre şartlarından etkilenen bir geninin olması lazım. Okey? Mesela bizim deri genimiz neyden etkileniyor arkadaşlar? Güneşte kalınca ne yapıyor? Solaryumda bronzlaşıyorsun ama bir müddet sonra o tekrar eski haline geri geliyor. Demek ki solaryuma girmek bir neymiş? Modification. Okey? Yine yani örnek olmaz ama böyle şaka için vermiş olayım. Bayanlar saçını sarıya boyatıyor değil mi? Sonra ne oluyor? Erkekler de boyatıyor gerçi. Saç geri uzunlu diplerden boyası, aynı renk diyor. Öyle bir kavram var. Dip boyası geldi. Ne demek dip boyası? Saç uzayınca dipler. Alttaki saç siyah kardeş. Sen istediğin kadar boya. Oraları boyamadığın için bir müddet sonra saçların ne oluyor? Tekrar siyah oluyor. Tabii saç boyatmak modifikasyona girmiyor tam olarak. Yani. Evet. Değerli arkadaşlar, kısa bir mola verelim. Şöyle 20 dakikalık bir mola.